Herkese merhaba, ben Zemişistan Simay. Bu bir vlog başlangıcı. Çünkü neden? Bugün günlerden 15 Mart Cuma ve sızmadan önce şu an yeni uyandım. Bilmem şahane güzelliğimden belli oluyor mu? Biraz uyudum. Bugün 15 Mart Cuma, öğleden sonra Elif'le konuştum. Dedi ki bunları yapmazsan tepene dikileceğim gibi bir şey dedi. Beni tehdit etti diyormuşum. Yani o tepeme dikilse benim için ceza olmaz tabii. Hepiniz anlamışsınızdır ama olsun. Onun öncesinde de Selin gaza getirdi. Dedim hafta sonumu bloklamaya çalışacağım. Bu bir başlangıç. Bakalım sonrasında neler olacak, hep beraber göreceğiz. I love that, but I mean you know I cut. With music and my few funds, families come and I knew that me need a press next jump. I know it's hard, 100 pound will sound bad. Not asking for the fun, so Bruna grips so far. I only wanna get any longer short to love. I only need a cut. Evet, bugün günlerden pazar ve az önce gördüğünüz gibi şu an bu kameranın üstünde durduğu tripodu tamir ettim. Nasıl olmuştu hatırlamıyorum ama ben onu düşürdüm mü, ne yaptım, bir şey yaptım. Bu arada zaten hani böyle aşırı ucuz, her yeri plastik, farklı yerleri böyle farklı anlarda oynayan falan bir şey. O yüzden onu tamir ettim. Biraz da yamuk mudur diyorum bilmiyorum ama anca bu kadar oldu işte. Evet, dün neydi? Dün cumartesiydi. Bugün pazar. Dün böyle bütün gün çamaşır yıkadım, bulaşık yıkadım. Böyle bir süredir gözüme çarpan, böyle ıvır zıvırların saçma sapan darma duman durduğu yerler vardı. Biraz onları düzenledim. Yani asıl yapmam gereken şeyleri yapmamak için ne bahane varsa buldum diyebiliriz buna. Ya bazen öyle oluyor çünkü gerçekten yine bu son dönemde git gel git gel falan inanılmaz yoruldum. Hafta sonu sadece böyle mallak gibi yatmak istiyordum ama o da olmadı. Bir de biraz işte kitabımı okudum. Onu bugün bitiririm diye düşünüyorum. Bir de farkındaysanız bu son zamanlarda hep masamdayım. Çünkü genelde mesela özellikle kitap okurken ben ya yatakta ya koltukta yatarak okuyorum. Hatta o sebeple mesela okurken aldığım notlara bakarsanız okuyamazsınız. Çünkü böyle göbeğimin üstünde falan yazdığım için ben bile çok zor okuyorum. Ama şunu fark ettim. Özellikle böyle hani biraz modum düşük, yorgun falan olduğum zaman uyuyakalıyorum kitap okurken. Normalde eğer ilgimi çekiyorsa, beni sürüklüyorsa öyle kolay kolay uyumam ben. Hatta sabahlara kadar otururum böyle sonra ne olacak, sonra ne olacak diyerek ama bu aralar çok uyuyakaldığım için masama geçtim. Durum budur. Son güncelleme dedim budur. Bir de bir şey daha gösterecektim sanki. Ama şu an unuttum. Bakalım bugün şu en son Şubat'ta kullandığım günlüğün turunu yapmak istiyorum. Her zamanki gibi şuraya ezan saatlerini böyle not aldım. Bakalım ya, kendimi çok sıkmak istemiyorum açıkçası. Günün akışına göre neler olacak, ne olacak hep beraber göreceğiz. Evet, hala pazar günündeyiz. Ben ne yaptım? Bir iki posta daha çamaşır yıkadım. Çiçekleri suladım. Ama kaktüslerimden bazı böyle diye yamulmuş. Benle mi alakalı? Hani kendi kendilerine mi gitmek istediler? Ne oldu? Tam emin değilim. Mimiko geldiğinde ona bir göstereceğim onları. Geçen sefer geldiğinde unuttum çünkü tamamen ya. Ama neyse. Masamdan koltuğa geçtim artık. Şunda az kaldı. Bunu bu akşam bitiririm diye düşünüyorum. Yani birkaç arkadaş var işte böyle hep beraber tatile gidiyorlar. Orada olaylar oluyor falan filan. Ama daha tam olay kısmına gelmedi. Yani hepsinin böyle kendi içlerindeki çırpınışları vesaireleri falan filan okuduk karakterlerin. Hatta bir tanesinde aşırı uyuz oldum. Kesin onun başının altından bir şey çıkacak gibi geliyor bana ama emin değilim tabii şu anda. Çok da kafa yormuyorum açıkçası böyle. Çünkü rahat rahat hızlı hızlı okunuyor yani. Merak da ettiriyor birazcık. O yüzden hoşuma gitti. Bir yandan da arkada
dizi açık. Çünkü ben böyle sessizlikte bir şey yapamıyorum. Bir saniye döndürüyorum kamerayı. Evet. Telif yememek için sesini kapattım ama bir süredir The Office'i tekrardan izliyorum. Arkada böyle alçak sesle o dönüyor. Ben burada notlarımı alarak kitabımı okuyorum. Bir yandan da şu da tamir ettiğim tripod. Hani dedim ya dandik her yeri plastik diye. Koyacak yer bulamadım çünkü evin içi sanki böyle stüdyoymuş gibi oldu. Bakın bu tarafta ışığım falan var. Şurada koltukta ışık var. Burada tripod var. Masamda zaten şurada görüyor musunuz? Evet, ışığın yanında hemen tripodum var falan filan. Gören de böyle büyük büyük videolar yapıyorum zannedecek. Neyse. Evet, biraz okuyalım bakalım. Nereye varacak? Bad music and my few funds. Families come and I knew that they need a press next time. I know it's hard. 100 pound will sound bad. Not asking for the fun, so grown up grips so far. I only wanna get any money short to love. I only need a cut. Most people die any cash. Kendi soğuk çayımı kendim yaptım. İğrenç oldu. Ama şu an şu günlüğü turlamanın çekimlerine başlıyoruz. Yine bahsettiğim bazen videolarıma denk gelmişsinizdir. Şurası çok yukarıda kaldı. İnşallah ne yaptığımı rahat görebilirim diye umuyorum. Bakalım. Zaman nasıl geçti anlamadım. Pazar gecesi oldu. Şu anda saat hemen bakıyorum. 10:58, 11 yani. Ben artık yani bilmiyorum ne yaparım. İnşallah uyudum demek istiyorum ama her zaman belli olmuyor. Şimdi şöyle çeviriyorum kamerayı. Bugün video çekmiştim. Onun editlerini bitirdim. Şu geçen ay kullandığım Lopapen kare defterimi turladık. Bunları editlemek çok uzun zaman alıyor çünkü haliyle buğulamam gereken yerler oluyor. Bugün şu kitabı bitiririm diyordum ama olmadı. Çünkü onun yerine film izledim. Lindsay Lohan'in yeni bir rom-com'u gelmiş Netflix'e. Onu izledim. İzlemesem de olurmuş ama tatlıydı yani. Öyle amşan bir film değildi. Şu kadar kalmış. Büyük bir ihtimalle yattığımda bunu bitiririm. Bitirmezsem sıkıntı değil bu arada. Yani taktığımdan değil gerçekten. Yavaş yavaş okumak da okey benim için. Ama bitirince de böyle ay yaptığım hissi oluyor tabii ki. Onun dışında bir yandan şimdi bunu çok uzun süre yapamıyorum. Çünkü gözlerim ağrıyor. Böyle incik mıncık orayı buğula buraya buğula bilmem ne. Bir yandan da şuradan defterin ismine bakmıştım. Bir dakika. Juno gelmiş Netflix'e. Bir yandan da ara ara onu izliyorum. Çıktığımda çok sevmiştim ben bu filmi. Soundtrack'ine falan da bayağı bir takmıştım. Epeydir izlememiştim. Şimdi biz yeni baştan izliyorum bakalım. Pazar gecesi durumumuz burada gördüğünüz gibidir. Hala kendi yaptığım iğrenç soğuk çay içiyorum. Evdeki bütün çayları karıştırıp soğuttum. İğrenç bir şey oldu ama kahve içemediğimden böyle idare ediyoruz. Evet, o zaman pazar gecesinden şimdilik hoşça kalın. Bakalım cumartesiye kadar belki bir şeyler daha çekerim. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Bir pazartesi gününden merhaba. Neden arkamı gösteriyorsam bir şey göstermeye çalıştığım için değil. Elimde tutuyorum şu an bunu. Heh. Evet, şimdi bir toplantım iptal oldu. Sabahki toplantımı yaptım. Haftalık raporumu yaptım.
Minnak bir krizim var. Şu an onun ulaşma aşamasındayım ama bir öğle arası verdim. O yüzden size güncelleme geçeyim dedim. Bunu tahmin ettiğim gibi dün gece yatarken okuyup bitirdim. Goodreads'e de yorumumu gireceğim bu akşam. Yani bu muhabbetleri artık böyle şey aylık okuduklarım videolarına bırakmak istiyorum tabii. Böyle süper 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 miydi? Değildi ama akıcı okunuyor bence yani. Böyle bir toksik arkadaş grubunun Yunanistan'da bekarlığa veda partisi yaparken böyle geçmişteki şeylerin yüzeye çıkması, milletin birbiri hakkında bilmediklerini öğrenmesi, sonra onun ona bilenmesi, onun ona bilmem ne yapması falan. Ay, skandallar skandallar yani. Neyse, ben dediğim gibi bayılmadım ama keyifli okudum. Sonuçta dediğim gibi bu aralar böyle biraz daha rahat, kolay okunacak şeyler peşindeydim. O yüzden bana okeydi yani şu an için. Sonucuma tabii ki şu anda da bir sonraki kitabımın ne olacağını seçmem lazım. Şöyle kenara ayırdım. Bazı kitaplar vardı, onları gösterebilirim. Bir tanesi bu. Bu da Tubiciğimin hediyelerinden biri. Ve bunun için uyarmıştı beni. Hafif üzünçlü şeyler varmış içinde. Onu bilerek oku diye uyarmıştı. Sonra diğer kitabı alırken yine aynı yayın evinden aldığım bu var. Bu da yine böyle tahminimce o umutla aldım yani. Diğeri gibi rahat rahat okunacak bir şey en azından diye düşünüyorum. Şu var. Ben George Saunders'la çok geç tanıştım. Bu da yine Tubi'nin hediyesi. Bir tane mi, iki tane mi? İki tane öykü toplamasını okumuştum sanırım. Onları beğenince okuman lazım diye bunu da almıştı bana. Bu işte öykü olduğu için bir tık daha rahat okuyabilirim gerçi. Belki bilmiyorum. Bir de epey önce Amazon indiriminde bulup aldım. Bunu da Amerika'dan Kathy diye bir arkadaşım var. O önermişti. O çok sevmiş. Hatta bunun ikincisi falan da çıkmış. Bir de bunu ayırmıştım kenara. Bunlardan birine başlayayım diyorum ama henüz hangisi olduğunu bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle şöyle yapacağım. Ben genelde öyle yapıyorum. Mesela birini alıyorum elime. İlk böyle 3-5 sayfasını okuyorum. Ben buna devam edeyim olursam devam ediyorum. Eğer o an öyle hissetmezsem başka kitabı aynı şekilde deneyip hani böyle bir ha ben buna devam edebilirim dediğim çıkana kadar bakınıyorum. Evet. Seçme süreci nasıl gidecek göreceğiz. Eğer yani bugün yarın karar verebilirsem sizi de bilgilendireceğim efendim. Şimdilik hoşça kalın. Evet, pazartesi akşamı oldu. Bugün İşten başka bir şey yapmadım ya. Yani aralarda böyle işte mola verip defterime yazdım falan filan klasik ama onun dışında pek bir şey yapmadım. Sonracıma en son böyle hani kenara ayırdım belki bunlardan birine başlarım dediğim kitaplardan bahsetmiştim. Onların hiçbiri şu anda sarmadı. Şu anda sarmadı. O yüzden ben de raflarıma dönüp oralara bir bakındım. Neler var beni çeken diye. Bunu seçtim. Buna başlıyorum. Bakalım. Ne diyor? Astral seyahatçi Moraine var. Yalan dedektörü Irene var. Bıdı bıdı bıdı. Muhteşem Telemakus ailesi. 1970'lerin ortalarında sihirbazlık ve zihin okuma gösterileriyle bir de okuyabilsem ülke çapında üne kavuşmuşlardı falan filan diye. Biraz büyü, biraz sihir, biraz bir şey. İyi gelir diye düşünüyorum. Çok da fazla hakkında bir şey bildiğim bir kitap değil aslında. Bir de size ne izlemeye başladığımı gösterecektim ama televizyonumu açmayı beceremiyorum. Oturup dinliyorum bir saniye. İşimin teknoloji olması ama kendi evimdeki gariban teknolojilerle bu kadar debelenmem kaç puan bilmiyorum. Şöyle. Alt tarafı bir dizi göstereceğim ya. Nereye gelmeye çalışıyorum? Evet şu. Göstermek istediğim buydu. Brothers and Sisters. Çıktığı zaman böyle bayağı bir izlemiştim. Her hafta her hafta her hafta her hafta ama yani yeni bölüm çıktıkça ay dur. Yeni bölüm çıktıkça izliyordum. Şimdi bir baktım Disney Plus'a gelmiş. O yüzden onu tekrar izlemeye başladım. Evet, pazartesi böyle kapatıyorum. Yani şimdi koltuğa uzanacağım. Arkada böyle biraz dizi izlerken öyle biraz da kitabımı okuyacağım. Bir yerde uyurum sızarım diye umuyorum. Bugün biraz fazla yoruldum. O yüzden umarım uyumakta çok zorlanmam.
Yeni bir günde görüşmek üzere efendim. Bugün çarşamba. Uyanmakta çok zorlandığım bir gün oldu ama bir süre önce verdiğim bir siparişim geldi. Şöyle. Ivır zıvırlarımı toplayacak diye umduğum bir şey bu. Bir de tabii kamerayı tripoda koysam daha iyi olacaktı. Tek elle yapamıyorum. Ben şunu açıp geleyim. Tara! Üstündeki plastiği açtım. Bu böyle oraya buraya sokaladığım, tamamen böyle hani o burada dursun, burası onun yeri diye yer bulamadığım şeyleri toparlar diye umduğum bir şey. Bir de belki sık kullandıklarımı koyarım. Şu anda bilmiyorum. Nasıl açılıyor? Şöyle. Açıl. Böyle. Şurada gözleri var. Burada gözleri var. Bende buna benzer bir şey vardı. Ama onda mesela şu ikinci tepsi var ya. Şöyle duruyordu. Ve alçaktı. Hani buraları biraz dibine falan bir şey koyduğumda yetişemiyordum. Ona gıcık oluyordum. O yüzden böyle bir şey aldım. Bunlar yedek mi? Ne bunlar? Neyse. İnceleyip göreceğiz. Bunun yerleştirme faslı şu aralar olmaz bence. Büyük bir ihtimalle kendi kendime böyle 50 saat uğraşarak yapıp ondan sonra gösteririm. Göreceğiz. Arkası yarın. Seli. Aşkım. Sen hemen kalite kontrolü yapacak mısın? Yapacaksın. Evet. Evet. Tamam, şu an geçemedin. Ben kalkıyorum. Sen rahat rahat kalite kontrol yap, tamam mı? Ben gidiyorum. Tamam. Anlaştık. Ve gitmem bile beklemedi. Seli kalite kontrol yapıyor. Sen bir bak bakalım, herhangi bir yamuk varsa değiştirelim, geri gönderelim, tamam mı? Allah, masamı da boş buldu. Neyse. Any crush, maybe you can show true love. Say good day, any.